Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. İmama tabi olanlar namazda sadece birinci rekatta Sübhaneke okurlar. Başka bir şey okumalarına gerek yok. Ben madde kullanan bir gençtim ama bıraktım. Üstümdeki sinir, kibir, benlikten nasıl kurtulurum? Öneri verir misiniz? Devamlı abdesti dolaşmaya gayret et ve tevhid çek. La ilahe illallah. Tevhid benim kalamdır. Kim bu kalaya sığınırsa ne metin bir kalaya sığınmış olur hadisi kutsi. Soru sahibi geldi mi? Bunlara çünkü adım adım mı gideceğiz yoksa hepsini bir mi gideceğiz? Bize bir fikir versin. Adım adım mı? Soruyu hazırlayan sensin ya. Ne olduğunu bilmediğimizden ona göre bir usul kaide belirleyelim cihetiyle sordum. Değerli kardeşler, bu soruları normalde adım adım giderken konuyla alakalı böyle bir şey sormak isterseniz daha iyi anlaşılması için yaklaşık 5-10 dakika sonunda konuyla alakalı, sohbet esnasında sohbet konusuyla alakalı dinlediklerinizden bir şey sormak isterseniz hemen bir sohbetten sonra 5-10 dakikalık bir zaman diliminde bir fırsat verip bu noktada soruları inşallah tekrar alacağız. Yaklaşın biraz daha ön tarafa doğru. Evet. Bunu benim söylememe gerek kalmasın ama telefonlarınızı kapatırsanız, etraftaki arkadaşlarla olan irtibatlarınızı keserseniz hem bizim de bu noktada rabıtamız, dikkatimiz dağılmamış olur. Sizin de dağılmamış olur. Kendimizi konunun üzerine odaklamamız daha uygun olur. Çünkü bu kardeşimiz Allah razı olsun öyle normal abdestin farzı kaçtır gibi böyle bunları küçümsediğimden değil bu tip sorular sormuyor. O yüzden bu noktada biraz böyle dikkat icap eden bir şey. Evet, başlıyoruz inşallah. Aristo fiil inşa etme melekesi olan kimseye nispetle inşa eden, uyuyana nispetle uyanık olan, maddeye nispetle maddeden sıyrılmış şey gibidir der. Fiil, Aristo'nun tarifi. İnşa etme melekesi olan kimseye nispetle inşa eden. Yani bir kimsede inşa etme melekesi, bilgisi, hususiyeti, özelliği var. Birisi de inşa ediyor. Fiil inşa eden. Uyuyana nispetle uyanık olan. Bir şey uyuyor. Fiil uyanık. Maddeye nispetle maddeden sıyrılmış şey gibidir der. Maddeye nispetle yani bu kitaba, kitap bir madde, buna nispetle bundan sıyrılmış şey. Bundan tecelli eden. Bundan normalde harekete geçen bir şey. Mütezile fiili, mütezile İslam'ın kendi içerisinde akaidle alakalı yani inanç esasları, iman esaslarıyla alakalı değişik mezhepler vardır. Bu ameli mezhep değildir bunlar.
inanç akaidle akidevi mezheplerdir. Bu mesela bunların en önemlilerden birisi Hanefilerin kendince sonradan İmam Maturidi ile isimlenen Maturidi mezhebi, aynı zamanda işte Mütezile mezhebi, Hariciler, Cebriyeciler, Kaderiyeciler, Şia'nın içerisinden çıkan Caferiler, Şia'nın içerisinden çıkan İsmail'e, Şia'nın içerisinden çıkan Zeydi, Şia'nın içerisinden çıkan Fatımalar, Fatıma'nın içerisinden çıkan Batiniler gibi akidevi, inançla alakalı mezhepler var. İnançla alakalı. Bunların bir kısmını tekfir etmiş. Tekfir, küfür ehli olarak görmüş. Bir kısmı ise tekfir etmemiş, onların eksikliklerini ve yanlışlıklarını dökmüş. Mesela İmam-ı Eşari'nin Eşarilik gibi. Bunlar normalde akide mezhepleri. Aslında herkes mezhepler derken Türkiye'de veya İslam dünyasında Şafii, Maliki, Hanbeli, Hanefi gibi algılıyorlar. Asıl problem veyahut da sıkıntı, asıl önemli olan akideyle alakalı, imanla alakalı, kelamla alakalı meseleler ki bunlar asıl ağır konular. Ve İslam dünyasındaki vadilerle, böyle ince ayrıntılar değil, vadilerle arasında farklar olan, asıl İslam dünyasında halledilmesi gereken meseleler. Komple İslam dünyası olarak bakarsak, dinini yaşayan mesela işte ama Maturidi, ama işte Eşari olanların kendi içerisinde Şafii, Maliki, Hanbeli, bunlar normalde birbirlerinden ihtilafları falan vardır. Bunlar çok önemli değil. Mütezile de işte bu noktada İslam dünyasının içerisinde akide ile alakalı çıkmış bir mezhep, öyle söyleyelim. Bir farklılık. Mütezile fiili kudret sahibinden meydana gelen olay olarak değerlendirir. Mütezile de fiili kudret sahibinden meydana gelen olay olarak değerlendirir. Onlar ayrıca yaratılmış nesne ile fiil arasında bir fark görmektedir. Yaratılmış nesne sonradan meydana gelmiştir. Fiilinde bir yapanı vardır. Fiili yapan kimse yaptığı fiilin aslını bilmese de o yine de mevcuttur. Kadı Abdülcebbar Şerh Usulü El Hamse. Pezdevi, yani mütezile de fiili kudret sahibi, yani bir şeye yapmaya muktedir olan, kudret sahibi bu. Bir şeye yapmaya muktedir olan, benim bunu atmaya muktedirliğim var. Bunu atmaya muktedirliğimden dolayı fiil, bu kudret sahibinin meydana gelen olay. Ben bunu yaptım mütezileye göre. Bunu yapan benim mütezileye göre. Kim bir şeye kudret yetiştiriyorsa o fiili yapan o. Buralara dikkat edin. Mesela ben şimdi böyle adım adım gideyim. İmam Maturidi böyle düşünmez mesela. İmam Maturidi, onu söyleyeyim. İmam Maturidi'ye göre fiilin, ben bir bu arkadaşa bir kitap tavsiye ettim. O kitap tavsiye ettikten sonra onu okudu. Onu okuyor daha doğrusu. Oradan çıkarılan sorular bunlar. Ve tabii o kitapla kalmıyor. Masanın üzeri kitap doludur herhalde hala daha. Dolu mu? Evet. Bu o kitapla kalınmaz çünkü. Masanın üzeri doluymuş hala daha. Doludur da zaten. Burada Maturidi akaidini söyleyeyim. Maturidi'ye göre fiilin üzerinde iki tecelliyat vardır.
bir, yaratmayla alakalı, Allah'a aittir. İki, onu istemek, onu kesbetmekle alakalı, kula aittir. Kul bir, bu peçeteyi atmayı ister. Ama bu peçeteyi atma fiilini yaratan Allah'tır. Mütezile diyor ki, Mütezile diyor ki, bunda Allah'ın payı yoktur. Buraya dikkat edin. Mütezile diyor ki, kudret sahibinden meydana gelen olay olarak değerlendirir. Ben buna kudret yetiştiriyorum, benim olayım, benim işim. Sadece benimle alakalı. Ben yarattım bunu. Yani insan yarattı. Mütezile'de fark var. Maturidi'de fark var. Maturidi diyor ki, bunu yaratan Allah'tır. Ayet-i Kerime'de de la fa'ili illallah. Allah'tan başka fiili yaratan yoktur. Mütezile de diyor ki, buradaki ayrışma noktası şu. Bu fiile kim güç yetiriyorsa o yaratır. Devam ediyor. Onlar ayrıca yaratılmış nesne ile fiil arasında bir fark görmek, nesne ile bir ile fiil arasında bir fark görmektedir. Yani bununla fiilin arasında fark görüyor. Nesne bu. Fiil, bunu atma fiili arasında fark görüyor. Yaratılmış nesne sonradan meydana gelmiştir. Bu yaratılmış olan bu nesne sonradan meydana geldi. Fiilinde bir yapanı vardır. Fiili de bir yapan var. Fiili yapan kimse yaptığı fiilin aslını bilmese de o yine mevcuttur. Fiili yapan kimse aslını bilmese de o fiil mevcut. Yapan da mevcut. Pezdevi fiili şey olarak kabul etmektedir. Bu şey, hani Allah bir şey yarattı. Hadisi kutsi. Bu şeyi hem İmam-ı Azam kullanır. Allah ilk yarattığı bir şey der. Ve İmam-ı Azam'dan sonra o yolu takip eden İmam Maturidi de bunu genelleştirir, bunu sistemleştirir, bunu bütün kelam olarak da, felsefi olarak da, bütün bakış ve görüşlerinde Allah'ın ilk yarattığı şey ile Allah'ın üzerinde bir şey metaforunu kullanır. Bunu metafor haline getiren İmam Maturidi'dir. Ama temelinde hadisi kutsi vardır. Hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak der ki, hiçbir şey yok iken, bak, hiçbir şey yok iken Allah bir şey yarattı. Ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Bu hadisi kutsidir. Bir şey yarattı. İşte İmam-ı Azam Hazretleri de ilk yaratılan, mesela Yunan, daha doğrusu Yunan da demeyeyim, Helenistik felsefe ilk yaratılanı bir cevher olarak görür. Materyalizmin temeli de budur. Helenistik felsefenin bir kısmı ilk yaratılanı cevher olarak görür. Bir kısmı ise ilk yaratılanı meçhul olarak görür. Meçhuldür ilk yaratılan şey. Yani ne olduğu belli değil. Buna cevap İslam dünyasından gelir. Bir şey yaratmıştır. Ama bu şeyin ne olduğu bilinmez. Bu şeyden çıkanlar bilinir. O şey bilinmiyor. Burada da pezdevi fiili, pezdevi, bu da akaid imamlarından birisidir. Fiili şey olarak kabul etmektedir. Allah her şeyin yaratıcısı, En'am 102 olması hesabı ile şey olarak adlandırılan fiil söz konusu ayetteki şey kelimesinin kapsamına girmekte. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı bir nesne olmaktadır. Pezdevi Usulü'd-Din sayfa 101. Yani o ayet-i kerim En'am 102, Allah her şeyin yaratıcısıdır. İmam Maturidi'den sonradır Pezdevi. Pezdevi de bu noktada İmam Maturidi ekolinde bir kimsedir. Ve İmam Maturidi ekolinde bir kimse olduğu için İmam Maturidi'nin buradaki bir şey metaforunu o da sahip çıkar. Çünkü ayet-i kerime bu. Allah
her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin. Yaratılan her ne var ise Allah yaratır her şeyi. Fiil de bunun içindedir. Fiilin de yaratıcısı Allah'tır. İmam Maturidiler de, İmam Maturidi, İmam Nesefi, ondan sonra gelen, İmam-ı Azam ekolündeki bütün akaidçiler bu noktada toplanırlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yaratıcı noktasında, el-halik noktasında başka bir şey yoktur. Fiilin varoluş şartı kudret olduğu için kudret kavramı ile izah edilmesi cihetine gidilmiştir. Çünkü fiili var edecek olan bir kudret olması lazım. Bu kudret içine aklı, bu kudret içine kuvveti, bu kudret içine zahirili de batınılı da çepeçevre sarar. Allah'ın fiilleri, Allah'ın sıfatları bir noktadan bakılmaz. Cenab-ı Hak bir fiilinin, bir sıfatının içine sayısız sıfatlar ekleyebilir. O yüzden bir sıfatla Cenab-ı Hak sonsuz işler yapabilir. Bunları biz anlayalım diye Cenab-ı Hak sıfatlarını isimlendirmiştir. İsimlendirirken de bir adet koymamıştır. Allah'ın 99 ismi şerifi Tirmizi'de geçen bir hadise dayanır. Bu 99 ana sıfatlardır. Bunlardan çıkma sayısız binlerce sıfat vardır. Fiil yaratılırken Cenab-ı Hak Kudret ismi şerifinin altında yarattığını söylüyor. Kim? Fiilin varoluşuyla alakalı bütün bu noktada İmam-ı Maturidi ekolü. Ben böyle İmam-ı Maturidi ekolü diye söylemek istemiyorum. Bunun temelini İmam-ı Azam olarak biliyorum ben. İmam-ı Azam'a karşı saygısızlık yapacağım diye korkuyorum. Burada İmam Maturidi desem dahi siz anlayın. Ben orada İmam-ı Azam'ı anlatmak istiyorum. Onun temeli İmam-ı Azam'a ait çünkü. Fiil varoluş şartı kudret olduğu için kudret kavramı ile izah edilmesi cihetine gidilmiştir. Fiili başkasına etkide bulunarak bir şeyin oluşumu şeklinde tarif eden Gürcani de aynı ekonun insanıdır. Kitab-ı Tarifat'ta başkasına etkiden kudreti kastetmektedir. Zira kudretsiz bir şeye etki etmek mümkün değildir. Yani sizde bir kudret yok ise kudretsiz olarak bir şeye etki etmeye muktedirliğiniz olmaz. Kudreti olan ancak bir şeyi etkileyebilir. Kudreti olmayan hiçbir şeyi etkileyemez. O zaman bizim fiiliyatlarımızın üzerinde de kudret söz konusudur. Kudret Allah'ın bizim üzerimizden tecelli ettirdiği bir sıfatıdır. Adem'de Allah'ın bütün sıfatlarının tecelliyatı vardır. Bütün sıfatlarının tecelliyatı. Ben elimi kaldırıyorsam böyle kolumu, Allah'ın kudret sıfatıyla kaldırıp indiriyorum kolumu. Ama bu kolu indirme, kaldırma isteği bana ait. Bunu hep derslerde size anlatmaya çalıştığım şey bu. Biz bununla mükellefiz çünkü. Bununla biz Allah'a hesap vereceğiz. Bu istemeyle alakalı. Bu kolumu kaldırma kudreti ve kuvveti Cenab-ı Hakk'ın benim üzerimden tecelliyatı. Bunu yaratan Allah. Ama bunu isteyen benim. Senin arkadaşından ayrıldığımız yer burası. Senin arkadaşın diyor ki bu istek de ona ait diyor. Burada o kolu indirme kaldırma Cebriye'ye giriyor bu sefer. O da diyor ki onun savunduğu şey bu ya, bana bir gün hani sohbet ederken yağmur yağdığında sen o yüzden şemsiyeyi alırsın diyor yağmura göre.
Ama ben yağmur yağdığı halde şemsiye açmama iktidarını savunuyorum. Yağmur yağıyor, ben ıslanmak istiyorsam şemsiyeyi yanıma almam. Hava soğuyunca kalın giyinirsin diyor o. Ben de diyorum ki hava soğusa dahi ben çıplak dolaşma özgürlüğüne sahibim. Bakın hava soğusa dahi ben çıplak dolaşma özgürlüğüne sahibim. Soğuk su ile de, soğuk su da sıcak su da olsa ben soğuk su ile yıkanma özgürlüğüne sahibim. Bunu isteyebilirim. İmam Maturidi, İmam-ı Azam'dan gelen ekol bu. Akıl bir kimsenin kendi idrakiyle alakalı. Bir şeyi isteyip istememek kendimize ait. Evliliklere o yüzden bunu nazardan bakarım. Bir kimse kendi cüz'i iradesiyle evlenir. Ya iradesini babasına, annesine teslim etmiştir. Kız erkek önemli değil. O zaman yine bir irade vardır. Anne babasının iradesi vardır. Ya da bu dini bir haktır. Ben buna inananlardanım. Çocuklar istedikleriyle evlenirler. Bu dini bir haktır. Ben buna böyle inanırım. Bir çocuk kendi evliliğini kendisi yapar. Evlenmek istedi kimseyle. Anne baba onu doğruları görmesine sadece sebep olur, vesile olur. Anne baba der ki evladım bu kızı alma, bunda bir sıkıntı var. Ve anne baba der ki kızım bu adamla evlenme, bunda bir sıkıntı var. İlla ki evleneceğim diyorsa benim görüşüm, benim bu noktadaki kendi durduğum nokta budur. İlla ki evleneceğim diyor. Anne babaya diyorum ki ben evlendirin çocuğunuzu. Bu onun hakkı. Şimdi fiille alakalı da bu noktada bir kimse kudreti ile Cenab-ı Hakk'ın ona bahşettiği, Cenab-ı Hakk'ın onun üzerinden tecelli ettiği kudret ile fiil yaratılıyor. Evet. O eğer o kudret yok ise o kimsenin fiilin içerisinde olmasını, kudret yoksa fiilin yaratılması söz konusu değil. Maturidi fiilin varlığını ortaya koyar ve mesele kolay anlaşılsın diye fiilde yönler tespit eder. İmam Maturidi fiilin varlığını ortaya koyar. Fiil vardır. Fiilin varlığını ispat eder İmam Maturidi. İmam-ı Azam da öyle yapar. Fiil yok olan bir şey değildir yani. Ben bu silgiyle burayı sildim. Fiil var. Eğer bunu yok görürsek imtihanın sırrı kalkar ortadan. Allah bizi olmayan bir şeyden mi hesaba çekecek? Bir kısım akaidçi ve bir kısım ehli tasavvufun yanlışa düştüğü yerdir burası. Bir kısım akaidçiler ve bir kısım ehli sufi fiili yok hükmünde görür. Burada aslında az önceki En'am suresindeki Allah her şeyin yaratıcısıdır ayeti kerimesine de ters düşerler. Çünkü bir şey var ise, hani az önce Aristo'nun dediği gibi uyanık ise, hareket ediyorsa fiil var demektir. Bunu yok hükmünde görmek, varı yok görmek kimsenin işi değildir. Bu yönlerin asıl amacı fiilde herhangi bir ortaklığın olup olmayacağını tespiti içindir. Bu yönler fiilde bir ortak var mı yok mu? Bunu tespit etmek içindir. Maturidi, Mütezile ve Cebriye'nin izahlarından ayrı ve değişik bir anlayış ortaya koymaktır, koymaktadır. Ve üçüncü bir yolun temsilcisidir.
Çünkü Mütezile ve Cebriye böyle düşünmez. Cebriye'de kulun hiçbir katkısı yoktur fiilde. Bakın, Cebriye'de kulun hiçbir katkısı yoktur. Cebriye'de kulun kendi hayat akışında da kendisinin bir katkısı yoktur. Her şey Cenab-ı Hakk'ındır Cebriye'de. Kul ne düşünüyorsa düşünsün, Allah öyle istediği için düşünmüştür. Kul katliam yapar, Allah istediği için katliam yapmıştır. Anlayışın sakatlığını görmeniz için uç bir örnek veriyorum. Bir kimse zina etmiştir, Allah zina etmesini istediği için zina etmiştir. Cebriye'nin görüşü budur. Mütezile ise bunun tam zıttıdır. Kul bütün her şeyi kendi istediği için ve kendisi yaratmıştır. Fiili yaratan, fiilin müsebbibi değil, yaratıcısı kuldur. Mütezile ile Cebriye bu noktada iki zıt kutuptur. Birisi vadinin bir tarafında, birisi vadinin bir tarafındadır. Bunları böyle teferruatla anlatıyorum. İslam dünyasının içerisinde bunların da sufi kanatları var. Sufi noktaları var. Sufi olanları var bunların. Cebriyecilerin de sufileri var. Mütezilenin de sufileri var. Bu her iki kanat birbiriyle zıt noktada. Tekrar söylüyorum. Cebriye'ye göre bir kimsenin hiçbir fiilde ve yaptıklarında ve düşündüklerinde kendisinin payı yoktur. Allah'tır ona her şeyi yaptıran. O zina ederken de Allah ona zina emrettiği için yapmıştır. Zinayı yazdığı için yapmıştır. O zinaya doğru gider. Onun buradaki gerçek faili Allah'tır. Mütezile der ki buradaki gerçek fail kuldur. Bunun üzerinde Allah'ın hiçbir etkisi, kudreti, kuvveti, yaratması yoktur. Direkt burada kula ait yaratımlar kula aittir. Kulun üzerinden tecelli eden her şey kula aittir. Allah'ı haşa ortadan kaldırır. Şimdi üçüncü yolu söylüyoruz. Fiil hem fiili hem Allah'a hem insana izafe etmek, yani fiili hem insana hem Allah'a izafe etmek, fiil üzerinde iki ayrı etkinin varlığını kabul etmek demektir. Evet. Bu aslında müthiş bir anlayış ve müthiş bir metafordur. Bu zaten İmam Maturidi bunu böyle şekillendirdikten sonra İslam dünyasında yer yerinden oynar. Düşünce, fikir ve felsefik fırtınalar yaşanır. Ve İmam Maturidi o güne kadar gelmiş ne kadar akaidle alakalı düşünür, imam, söz söyleyen varsa hepsinin sözlerini tabiri caizse lime lime ederekten atar kenara. Ve o gündür bugündür İmam Maturidi'ye gerçek manada cevap verebilen bir akaidçi çıkmamıştır. O yüzden diğer o Mütezile ve Cebriye gün geçtikçe takipçileri, gün geçtikçe müntesipleri yok denecek yere kadar gelmiştir. Şimdi bunlar Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da, bunları yeniden daldan dala atlıyormuş gibi zannetmeyin. Bunları yeniden dallanıp budaklandırmaya çalışıyorlar. Çünkü İslam dünyasında İmam Maturidi düşüncesi hakim olmaya başladı. İmam Maturidi düşüncesinin hakim olması demek, İslam dünyasının yeniden uyanıp dirilip, hakka ve hakikate koşup
zulmü durdurma noktasında kıyam etmesidir. Çünkü Cebriye'ye göre bakarsanız, Eşari de buna yakındır zaten. Eşari tam budur diyemeyeceğim. Eşari de buna yakındır. Biraz Cebriye'den az bir şey. Kaderiye'de ve Cebriye'ye yakın böyle bir olguda. Böyle net değildir bu noktası Eşariler. Ama böyle Eşariliği şimdi altın tabakta sunuyorlar biraz. Arkasında Cebriye ve Kaderiye var bunun. Normalde bu şu noktadan, çünkü yani ya zulüm olduysa Allah böyle bir zulüm istemiştir. Zulümle savaşamayız. Demek ki bizi batılıların yönetmesi lazım. Böyle takdir etmiş. Bu Eşari, Cebriye, Kaderiye çizgisindedir bu. Ya ne yapalım şimdi, dünya gücü olarak Cenab-ı Hak Amerika'yı seçmiş. Biz onlara boyun eğmek zorundayız. Ya batılılarla şimdi nasıl mücadele edeceğiz ki biz? Adamlar kültürde, sanatta, ticarette, askeriyede, siyasette öndeler. Demek ki onlar, Cenab-ı Hak onları tespit etmiş. O yüzden mücadele edemeyiz. Bunu yerleştirmenin yolu, insanları dinle yönetir. Dinle üter. Dinle yönetir. Dinle üter. Dinle kullanır. Dinle paçavra gibi kenara atarsınız. Firavun dahi, firavunlar dahi toplumlarını dinle yönetmeye çalışmışlardır. Firavun dahi yanında din adamları vardır. Din adamlarının konseyi vardır yanında. Bütün Nemrutların din adamları vardır etrafında. İnsanları dinle yönetmek kadar kolay, dinle yönetmek kadar masrafsız bir şey yoktur. En masrafsız şeydir. Dinle eğitmek kadar masrafsız bir şey yoktur. Siz bir ülkeyi zapt etmek için dinle zapt edebilirsiniz. Çok kolaydır. Savaşmaya kalkarsanız çok kan dökülecektir. O yüzden siz onları dinle zapt edebilirsiniz. Dinle yönetebilirsiniz. Din böyle bir şeydir. Doğru yerde kullanılırsa insanların uyanmasına, doğru yerde kullanılırsa insanları özgürleşmesine, insanların hak ve hakikate koşmasına, insanların insanca yaşamasına sebep olur. Doğru yerde kullanılmazsa insanların köleliğine, insanların sömürülmesine, birbirlerini öldürülmesine ve kan dökülmesine sebep olur. Kısaca. Şimdi İslam dünyasının üzerinde eski oyunlar, tezgahlar yenilenip önlerine konuluyor. Böyle bir gizirgah yaptım, hakkınızı helal edin. Fiili hem Allah'a hem insana izafe etmek, fiil üzerinde iki ayrını etkinin varlığını kabul etmek demektir. Böylece bir fiile iki yönden etki etme durumu ortaya çıkmaktadır ki Maturidi'nin çözmeye çalıştığı problem budur. Fiilin üzerinde iki etki var, iki yön var. Meydana gelen iş kime aittir? Soru işareti. Müteziliye göre tamamen insana, Cebriye göre tamamen Allah'a aittir. Maturidi ise işin hem Allah'a hem insana ait olduğunu ortaya koyar. Maturidi ne yapıyormuş? İşin, bir fiilin, bir olayın, bir hadisenin, bir hareketin, benim az önce bu peçeteyi buraya vurma fiili, bunun üzerinde diyor Maturidi iki etki var. Mütezile diyor ki bu tamamen insana aittir. Cebriyeciler diyor ki bu tamamen Allah'a aittir. İmam Maturidi diyor ki bu hem insana hem Allah'a aittir. Bakın, hem insana hem Allah'a aittir.
Mütezile insana Allah'ta olduğu gibi yaratmak kudreti izafe eder. Mütezile'ye göre insanın üzerinde de yaratma sıfatı tecelli etmiştir. Yani insan yok olan bir şeyi meydana getirebilmektedir. El Tevhid sayfa 244. Bu tabiri Nesefi de kullanır. Tefsire 192. Allah her şeyin yaratıcısıdır. En'am, Ra'd, Sümer vesaire. Bu noktada bir sürü ayet-i kerime var. Mütezile'nin insana tam bir yaratma hürriyeti tanıması ayete ters düşer. Allah her şeyin yaratıcısı olması hesabıyla insan fiilin de yaratıcısıdır. Fiile tesir eden güç Allah'ındır. Fiilin ikinci yönü ise insana aittir. Allah tarafından yaratılan bir fiili yapmak insanın işidir der. Kim? Maturidi. O zaman şunu tahtada tekrar örnekleyecek olursak, bir fiil var. Bir daire çizdik. Buna fiil verdik adına. Ben yazıyorum ya, benim yazdığım da fiil şimdi. Bunun üzerinde iki tane etki, iki tane kudret var. Bunun üzerinde iki etki, fiilin üzerinde iki etki var. İki kudret var, iki yön. Birisi Allah'a ait. Birisi kulağa ait. Kuldaki yön isteme. Kul bunu sadece istedi. Ben bunu buraya yazmayı istedim. Buna eski dilde, dini literatürde kesp, istemek. Bir kitapta okursanız kesp olarak okuyacaksınız bunu. Kesp, bir şeyi isteme. Bir şeyi istemek. Bazen derim ya, istediklerinizden sorumlusunuz. İmtihanın sırrı bu diye. Allah'a ait ise yaratma. Bizim istediğimizi makul dairede yaratıyor. Fiili yaratan, fiili yaratan. Küllü şeyin kadir. Allah'a her şeye kudret yetiştirir. Her şeyin kadir olan, kuvvetli olan odur. İmam Maturidi diyor ki bir fiilin üzerinde iki yön vardır. Birisi istemektir. Bu kulağa aittir. Birisi de yaratmadır. Bu da Allah'a aittir. Nesefi önce ortaklık kavramını tarif ederekten probleme yaklaşır. Nesefi de İmam Maturidi'nin talebesi hükmündedir. İmam Maturidi'nin bu yaratmayla alakalı veyahut da kelamla alakalı, bu noktada akaidle alakalı dağınık pasajlarını, dağınık sözlerini ve tespitlerini alt alta koyaraktan, konularını ayıraraktan tasnif eder. Var olan bu, biz doktrin diyelim buna, bu doktrinini tanzim eder. Nesefi'nin özelliği budur. Nesefi önce ortaklık kavramını tarif ederekten probleme yaklaşır ve ortaklık, ortaklardan her birinin sahip olduğu şeye diğerinin sahip olmaması demektir der. Yani bir şeyde ortaklık, benim sahip olduğumu karşı taraf sahip değil. Karşı tarafın sahip olduğuna da ben sahip değilim. Bu sebeple her iki tarafın da tasarrufunda bağımsız olduğu ve birbirlerinin tasarruflarına müdahale etmelerinin söz konusu olmadığını söyler. Tefsire 218 sayfa. Nesefi Eş'ari
insanlara fiil demekten kaçındığı için eleştirir. Nesefi Allah'ın kudreti olduğunu, kudreti olduğu gibi insanın da kudreti vardır. Allah'ın kudreti insan kendinde mevcut olan kudretini kullanmadığı zaman ortaya çıkacaktır da. Nesefi Allah'ın kudreti olduğu gibi insanın da kudreti vardır. Allah'ın kudreti insan kendinde mevcut olan kudretini kullanmadığı zaman ortaya çıkacaktır der. Yani normalde sen, Cenab-ı Hak kendi kudretinden de bize bir kudret vermiş ve bu kudret insanın kendisinde mevcut. Ve Allah bu kudreti insan kullanmadığı zaman Allah'ın kudreti devreye giriyor. İnsan kudreti altında olan bir şeyi yapıp yapmamakta hürdür. İsterse yapar, isterse yapmaz. İnsan bir şeyi yapıp yapmamakta hürdür. Bir şeyi yapıp yapmamakta hürdür. Bir, biz makina değiliz. Biz makinaysak, o zaman bize emredilen bir şey var. Biz o emredileni yapmakla mükellef oluruz. İki, biz rüzgarın önünde kurumuş yaprak değiliz. Rüzgarın estiği yöne gidelim. Ya biz bir fiili yapıp yapmamakta hürüz. Bir fiili isteyip istememekte hürüz. Kolunuz gözünüze yumruk vuruyor mu hiç? Siz istemeden. Aklınız yerindeyken istemeden gözünüze bir yumruk vurduğunuzu hatırlıyor musunuz? Hayır. Niçin? Siz istemiyorsunuz çünkü. Kendinize acı vermek istemiyorsunuz. Ama aynı şekilde siz kendinize zarar vermeyi isterseniz zarar verebilir misiniz? Evet. Kendine zarar vermek istediğinde zarar verebilir misin? Evet. Bu kağıttan bir parça yutabilir misin? Evet. Yutmayabilir misin? Evet. O yüzden insanın kudreti altında olan, insanın kudreti altında olan bir şeyi yapıp yapmama hürriyeti insanın kendisine ait. Bence dikkate alınması gereken bir karakter daha var. İbn-i Hümam. Evet. İbn-i Hümam da İslam dünyasında denilebilir ki felsefenin temel taşlarından birisidir. Bu Arabi'den de, Farabi'den de öncedir. Gazali'den de öncedir. Ve bunun bazıları böyle işte İslam'da felsefe var mı yok mu diye tartışırlar ya. Gazali de der ki İslam'da felsefe yoktur. Oturur bütün felsefecilere cevap verir ya. Tabi cevap verirken de Gazali İbn-i Hümam'dan da faydalanır. İbn-i Hümam'dan Farabi de, İbn-i Haldun da faydalanır. İbn-i Hümam'dan Arabi de faydalanır. İbn-i Hümam'ı bu noktada es geçmek mümkün değildir. Ve İbn-i Hümam varlıkla alakalı, yaratmayla alakalı İslam dünyasında cesurca konuşan zatlardan birisidir. İlk zatlardan birisidir. İbn-i Hümam müteassıp bir mezhepçi değildir. Müteassıp mezhepçi aynı mezhebin çizgisinde giden bir kimse. Nesefinin aksine Eşari'ye karşı değildir. İbn-i Hümam sırf akli planda düşünüldüğünde Mütezile'nin insan fiilinin yaratıcısıdır görüşünü kabul için hiçbir engelin
bulunmadığı fikrindedir. Allah insana iyi ve kötü fiilleri tanıtır, sonra ona bu fiilleri yapma ve yapmamaya imkan veren bir kudret yaratır. Allah'ın bütün bunlar için insana imkan vermesi, onun uluhiyetine gölge düşürmez Kitab-ül Musayyere. İbn-i Hümam'ın da düşüncesi budur. Eşariye öyle çok karşı değildir. Zaten Eşariye en fazla karşı olanlardan birisi İmam Nesefi'dir. İmam Nesefi Eşari'yi çok eleştirir. Hatta İmam Nesefi Eşari'nin bazı noktalarda küfür ehli olduğunu dahi söyler. Enteresan bir duruşu vardır. Böylece İbn-i Hümam sırf aklı planda meseleye bakıldığında Mütezili'ye hak verir. Ancak Kur'an ayetlerinin ışığında daha değişik bir durumla karşılaşır ve nakle göre icade müteallik her şey Allah'a tabidir, asla insana değildir. Müseyyere sayfa 109. Bu noktada Nesefi ile paralel düşünür. İbn-i Hümam'a göre fiil Allah tarafından ve direkt olarak yaratılmaktadır. Bu aşamada insanın hiçbir fonksiyonu yoktur. Fakat karar safhasında insan kudretinin tesiri söz konusudur. İnsan istediği şeyi yapar, istemediğini yapmaz der. Evet. Hümam, insan kendi iradesini kendi var eder. İnsan kendi iradesini kendisi var eder. Bunun dışında her şeyin Allah tarafından yaratıldığını söyler. Yani Allah mutlak manada her şeyin yaratıcısı değildir. Hissini uyandırır. Sünni kelamcılar arasında bu ifadeyi bulmak kolay değildir. Evet, bu ifadeyi Sünni kelamcılar arasında bulmak kolay değildir. Doğru. Sünni kelamcılar bu meseleyi bu tip felsefi boyuttan bakmazlar. Bu tip felsefi boyuttan bakarlarsa ipin ucunu kaçıracaklarını düşünürler. Aslında Sünni kelamcılar normalde bunu böyle bilhassa Sünni sufiler bunun böyle olduğunu inanırlar, bunu söyleyemezler. Sünni sufiler bunun böyle olduğunu inanırlar ama bunu söyleyemezler. 15. yüzyıl sonlarında Mevlana'nın yazdığı bir tıpla ilgili kitabın sonundaki atasözü ben de halimce Bedreddin'im der. Ben de halimce Bedreddin'im der. İşte bu Ulu Şeyh Bedreddin'in varidatında kelamcılar yüce Tanrı'nın dilediğini yaptığını söyler. Bu sözlerden Tanrı kafirin küfrünü, zalimin zulmünü dilediği anlamı çıkar. Dilediğini yapar demek küfründe zulmün de onun dileğiyle olduğunu söylemektir. Ebu Ali yani İbn-i Sina ve onun gibi düşünenler de Tanrı varlığı kendi özünü gerektirir. Onun varlığı alemin varlığından ayrıdır. Ancak alemde tepkisi bulunur dediler. Oysa bu iki yargı arasında ateşle su gibi bir ayrılık vardır. Bu iki inanç da köksüzdür, bilgisizliktendir. Tanrı'nın istediği, dilediği alemin eğilimine göredir. Tanrı bir varlığın eğilimini neyse onu ister. Onun eğilim göstermediğini istemez. Çünkü istek eğilimin özüne bağlıdır. Tanrı'nın dileği ile nesnenin eğilimi arasında bir uyum vardır. Tanrı daha iyi bilir der. Evet, burada normalde Şeyh Bedreddin'e katılıyorum. Allah dilediğini yapar. Bu kulun cüz'i iradesinin dışındaki işlerdir. Kulun üzerindeki fiiliyatlarla alakalı bunu kabul edenlerden değilim. Sakın Hazreti Mevlana'nın bu tip meselelerle sözü olmaz demeyin. Sırası gelmedi henüz daha. Hazreti Mevlana'nın da akaidle alakalı Mütezili'ye ve Cebriye'ye ve Kaderiye'ye karşı mesnevisinde bu noktada hikayeler vardır. Evet. Soru.
Fiile ilişkin gücün varlığı bütün kelam ekollerince kabul edilmiş bir husustur. Ancak bu gücün fiil işlenmeden önce mi, işlenme esnasında mı bulunduğu meselesi şiddetli ve sonu gelmez bir problemdir. Konu sadece İslam kelamcıları ve filozoflarınca değil, klasik felsefelerde tartışılmıştır. Sizce nedir? Evet. Bu bütün felsefe dünyasının ve kelam dünyasının allak bullak ettiği bir şeydir. Bunu nereden yakaladın ya? Seni tebrik ediyorum ha. Bu meseleyle böyle 2-3 kişinin özel bir böyle bundan yıllar önce 2-3 tane alim, kendilerince alim olan insanlarla konuşmuştum bu meseleyi. Ne düşünüyorsunuz? Yani benim bu yazma fiilimin kudreti, soru öyleydi değil mi? Gücün varlığı, evet. Bu fiilin gücü, güç var ya. Güç önceden mi yaratıldı? Yoksa fiil işlenirken mi yaratıldı? Ben bunu sohbetlerimde örtülü olarak, bunu açık söyleyeyim. Örtülü olarak fiilin yaratılma esnasında gücün var, gücün o esnada varlığına inanıyorum. O esnada. Ben bir adım atma noktasında güç önceden yaratılmış değildi. Aynı esnada Cenab-ı Hak bunu yarattı. Anladınız mı? Bu şahadet alemiyle alakalı. Şurası, anlattığımız burası alemi şahadetle alakalı. Yani biz şu anda alemi şahadetteyiz. Buraya farklı cepheden bakacağız şimdi. Biz birinci derecede alemi şahadetten vazifeliyiz. Fiil alemi şahadette tecelli etti. Varlığa geçti. Bakın varlığa geçti. Silgi nerede? Ama aynı fiil alemi şahadetten önce misal alemindeydi. Sakin ol. Bu fiil, bu işin sufi tarafı şimdi. Ben teknik olarak dedim ki aynı anda güç geldi. Yaratma anında Cenab-ı Hak kudretini ve kuvvetini fiilin oluşma zamanında yarattığı gücü. Bir kısmı da dedi ki bunu önceden yarattı gücü. Ben önceden yaratmada cebriye görüyorum. Önceden yaratmada cebriye görüyorum. Gücünü önceden yarattıysa, biz o fiili işlemekle mükellefiz o zaman. Dikkat edin. O güç bir şekilde izhar olacak, meydana çıkacak, tecelli edecek. Bunu şöyle açıklayabilirler. Allah nerede ne yapacağımızı bildiğinden dolayı gücünü de ona göre önceden verdi. Allah için
Bu bir zul olur. Allah anında her şey kudret yetiştirendir. Kudret yetirendir. Kudretlidir. Ve bu fiil alemi misalde, alemi misalde, misalde tecelli etti zaten. Ve alemi misalden alemi şahadete kudret çerçevesinde iniyor. Ve kudret çerçevesinde inerken bir şey, bir şey, bu ne olursa olsun, bir şey, daha geriye gittik. Amada. Daha yukarı. Ama. Bir şey amadan. Allah neredeydi? Amadaydı. Hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Amadaydı. Hiçbir şey yok. Allah bir şey yarattı. Allah bir şey yaratırken o yarattığı şeyin bütün kudretini, kuvvetini, hikmetini, matematiğini, hesabını, kitabını da onunla beraber yarattı. Allah'ın sıfatları sonradan çalışmaz. Sonradan olgunlaşmaz. Sonradan harekete geçmez. Allah'ın sıfatları bir bütüncüllük ve tevhid noktasında her daim fail noktadadır. Her daim tazedir. Allah'ın yaratması da her daim devam eden bir şeydir. O yüzden Cenab-ı Hak bir kenara güç depolamaz. Cenab-ı Hak bir kenara kudret depolamaz. Kudret depolamaz. Cenab-ı Hak bir yere rızık depolamaz. Bir yere buğday depolamaz Allah. Bir yere bir şey depolamaz. Allah fiili yaratırken kudret, kuvvet, gücüyle yaratır aynı anda. Ve bu noktada soruda bahsedilen gücün varlığı, gücün varlığı fiilin harekete geçmesiyle tecelli eder. Ve güç fiil yaratılmazdan önce, o fiille alakalı yaratılmazdan önce yaratılmış değildir. Allah aynı anda bütün her şeyiyle tecelli eder. Fiiliyatın üzerinde ne gerekiyorsa. Kul bunu sadece kendi dairesinde ister, kesbeder. Ben bunu buraya yazmayı kesbettim, istedim. Ben bunu isterken de Cenab-ı Hak gücüyle, kudretiyle, kuvvetiyle onu o esnada yarattı. Ben buna inananlardanım. Ama bir kısmı da diyor ki, gücün varlığı öncedendi. Bunu ben kabul etmiyorum. Gücün varlığı öncedendi. Ben bunu kabul etmiyorum. Allah ezeli ve ebedi. Allah hem başlangıç itibariyle sonsuz, hem de bitiş itibariyle de sonsuz. Allah başlayan ve biten bir şey değil. O zaman sıfatları da başlayan ve biten bir şey değil. Ve Allah yaratmakta sonsuz güce ve kudrete sahip. O zaman eğer güç önceden yaratılmış olsaydı, Allah'ın yaratma sanatında eskilik söz konusu olacaktı. Anladınız mı? Evet. Soru 2. Kesf kelimesi Kur'an'ı bir tabirdir. Bakara 134, 141, Ali İmran 125, 161. Eşari insanın kesbinin Allah tarafından yaratıldığını söylemekle beraber kesbi fiil ve amel olarak adlandırır. Maturidi Allah'ın fiilleri oldukları gibi yaratmakta, onları yokluktan varlık sahasına çıkarmaktadır. İnsanlar da o fiilleri yaptıkları ve kesbettikleri ölçüde o fiillere sahip olurlar. Fiil aslında kesb yönünden insana, yaratma yönünden de Allah'a aittir. Et-Tevhid. Nesefi birkaç kesb tarifi yapar. 1. Kudretin bulunduğu yerde meydana gelen herhangi bir iş, aksiyon kesbtir.
herhangi bir iş kudretin bulunmadığı yerde meydana gelmişse halktır. Yani yaratmadır. Nesefiye göre herhangi bir aletle meydana gelen şeyin kesb, aletsiz meydana gelen şey ise halk olarak adlandırılmalıdır. 3. Herhangi bir varlığa gücünün yettiği şeyi yalnız başına yapabilmesi yaratma, gücünün yettiği şeyi tek başına yapamaması ise kesptir, tefsire. Sizce? Evet. Kesp istemedir. İsteme. Bir şeyi elde etmek, bir şeyi istemek. Nesefi bunu böyle insanlar daha güzel anlasın diye değişik bu tip tarifler verir. Bir şeyi der, aletle yapıyorsa bir kimse kesptir. Aletsiz bunu yapmaya çalışıyorsa halktır. Bu sufilerce çok önemlidir. Sufiler bunun içindedir. Bunu bir alet var. Kalemle ben şimdi bunu İsa'ya attım. Bunu İsa'ya atma, kalemle atma isteği bana ait. Bunu yaratma, halk Allah'a ait. Kalem yok. Ben İsa'ya böyle bir kalemin atılmasını istedim. Aletsiz. Ve kalem gitti İsa'nın kafasına vurdu. Bir kalem. Bu da halk. Aletsiz. Oh, şimdi oturayım. Bunun üzerinde İslam dünyası çok fikir yürütmemiş. Sufiler ise bunun içinde yaşarlar. Mesela Arabi'nin misal alemiyle alakalı Arabi'nin sözleri vardır. Rüya ile alakalı Arabi'nin sözleri vardır. Rüya ile alakalı. Veya sufilerin kendi içerisinde kendince inançları vardır. Bunu tabii böyle yaparken bu böyle şey değildir, dogmatik değildir. Bunun alt zemini vardır. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ki, bir kimse bir konuda ne yapacağında kararsız kalırsa namaz kılsın. İstihare namazı. Allah'a rücu etsin. Kalbine gelene göre hareket etsin. Sufiler bunu şöyle yaparlar. Namaz kılarlar. Hani halk dilinde rüyaya yatarlar. Rüyayı talep ederler. Ve misal aleminden onlara bir ilim gelir. Daha ileri. Sufi gelenekte evliya menkıbeleri vardır. Okuruz biz. Geylani Hazretleri bir gün yemek yiyordur. Bir hanımefendi hızla odaya girer, der ki, bir bakar ki Geylani Hazretleri tavuk yiyor. Kızarmış tavuk. Efendi der, Allah'tan reva mı? Sen burada kızarmış tavuk yerken benim çocuğum dergahta aç sefil der. Geylani Hazretleri hiçbir şey demez. Evliya menkıbesi Günyetül Talibinde geçer. Yer tavuğu katır kutur. Kemiklerini toplar bir yere.
Küntü bir iznin lahtar, tavuk kıt 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 canlanır yürür. Der ki, senin oğlun da bu hale gelince o da tavuk tursun, tavuğu yesin der. Menkıbe ya, birisi ölmüştür. Hristiyandır. O Hristiyan kimse der ki başka bir kimse, bizim der peygamberimiz ölüleri diriltirdi der. Geylan Hazretleri de bir Hristiyan kabrinin başına geçer. Küntü biiznillah der. Kabirdekini kalkar, keman çala çala kalkar. Der ki Cenab-ı Hakk'a hamdolsun Muhammed ümmeti de der. Ölüyü diriltmez, mesleğiyle kalkar der. O kimse kalkar, ona eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der, telkin eder. O kimse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der, tekrar ölür, kabre girer. Ben bir kısım Cenab-ı Hakk'ın özel kullarının, seçilmiş kullarının bu noktada bir şeyin yaratılmasında Cenab-ı Hakk'ın onlara halk sıfatıyla tecelli ettiğine inanıyorum. Buna hadisi kutsi Allah'ın öyle kulları vardır ki bir şeye ol deseler onlar olur. Burası biraz bu perde mahrem bir perdedir. Ama benim inanışım bu. Burada sizce demiş. Evet. Bizcesi de böyle. Allah bizi affetsin. Yanılmaktan korusun. Tabi altında bu yazı bir İbn Arabi'nin Fusus'taki anahtar kavramlar Profesör Rizisu 2 Maturidi ve Nesefi'ye göre insan hürriyeti Profesör Mustafa Yazıcıoğlu 3 Şeyh Bedrettin'in Varidatı Esat Korkmaz 4 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi Kemalettin İbn Hümam'ın İslam düşünce tarihindeki yeri Doktor Halil Taşpınar 5 İbn Arabi düşüncesine giriş Mahmut Erol Kılıç adlı eserlerden alıntıdır. Evet. Şimdi soruları sen bir şey demiştin. Bir şeyle alakalı abi daha önceden Allah bize mesela hıfzetme yeteğini vermiş. Biz Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, hıfzetmeye başlıyoruz, ezberliyoruz. Hıfzetme yeteneğini veya güç. Dediniz ya güç yeteneğini, kabiliyetini vermiş. Adım atıyoruz. O anda siz değil misiniz? O anda mesela biz hıfzetmeyiz. Beynimizde var ama o hıfzetme. O hıfzettiğin her şey o beyindeki güçle, taze güçle duruyor. Evet, işte bu hıfzetme daha önceden bizde var. Var, Allah vermiş. Vakti saati gelince Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlıyor o zaman. Yani daha önceden var. Siz dedin mi sana? O anda Allah yaratıyor. Yaratmayla alakalı o esnada yaratıyor. Buradaki hıfzetme, hıfzetmeyi de Cenab-ı Hak yarattı. O esnada da hıfzetmeyi yaratıyor. O bir, o kimsenin makasta kesme özelliği var. Makas burada durduğu müddetçe makas kesmiyor. Onda kesme özelliği yok hükmünde diyemeyiz. Anlatabildim mi? O kesmeye başladığında kesme özelliği meydana çıktı, tecelli etti. Anlaşıldı. Cenab-ı Hak her an cedittir, yenidir. Her şeyiyle yenidir. Ve her şeyi yeniler her an. Bu sufi inancıdır çünkü. Bu bir haldir. Allah her an her şeye yeniden tecelli eder. Ve her an her şeye yeniden tecelli ederekten her şeyi her an yeni tutar. Her şey ve her şeyin üzerinde her şeyiyle tecelli eder. Bu tarif edilemez bir güç kuvvettir.
Allah yaratmış olduğu her şeyin üzerinde her şeyiyle tecelli eder. Her şeyiyle tecelli eden bir Allah her an tecelli eder. Her an bütün sıfatlarıyla tecelli eden Allah için bir şeyi önceden gücü yaratma gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü yokluktan zaman biriminin en küçük diliminde dahi her an, an diyelim biz ona, her an, her şeyin üzerinde her şey yeniden icat edilir. Allah bir yarattığını bir daha yaratmaz. Allah bütün yarattığı her şeyin üzerinde her şeyiyle her an kudret ve kuvvetini sergiler. Bu kesintisizdir. Bunun, bu gücün kuvveti bilemediğimiz amadan gelir. Konuşamadığımız, dile dökemediğimiz, kelama dökemediğimiz, bir hale dökemediğimiz, dillerin sustuğu, gözlerin kamaştığı, kör olduğu, ellerin ve ayakların çalışmadığı amadan gelir. Ve o amadan gelen her şey her an gelir. Ve her an her şeyin üzerinde Allah yeniden her şeyi kurar ve yeniden her şeyi yıkar. Her an. Göz açıp kapatma anı dahi çok uzun zamandır. Çok uzun zamandır. İnsan için en küçük zaman birimi göz açıp kapatmadır. Allah için çok uzun zamandır bu. Bu Allah için çok uzun zamandır. Ve o yüzden Allah'ta hiçbir zaman eskime yoktur. Allah'ın yarattıklarında da eskime yoktur. Her an yeni bir dalga, yeni bir dönüşüm, yeni bir devinim vardır. Her an, her fiiliyata güç yetiştirir. Her şeye, her şeye, tekrar söyleyeceğim. Bunun kafanıza, kalbinize çakın. Allah her şeyin üzerinde her şeyiyle tecelli eder. Biz bir şeyini bir şeyden ayırmak, bir şeyi bir şeyden an dahi noktasında, an noktasında dahi farklı görmek veya duymak bizim tembelliğimizdir. Bizim o halden uzak olmamızdandır. Her an her şeydedir ve her an her şeyi her şeyiyle yapar. Yaratma bu noktada Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve kuvveti elindedir ve her şeyiyledir. Kul bunu ister. Kul bunu istediği için, bakın kul bunu istediği için öyle onun kulları vardır ki bir şey olmaksızın onların isteklerini yerine getirir. Buyurun. Şimdi anladığım kadarıyla bizim stokta bir gücümüz yok. Eylem yapıldığı an güç bize verilir. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yapmak istediğimiz halde yapamadığımız şey. Ben bir şeyi çok yapmak istiyorum. O da gücüm yetmiyor. Yani o güç bana verilmiyor. Burada cebiyecilik başlamıyor mu? Yok. Burada o kimsenin, her kulun kendince kesb, isteme alanı var. Makuliyet alanı var. Sizin kesb, isteme, makuliyet alanınızla benim isteme, kesb, makuliyet alanım aynı değildir. Sizin kesb, isteme alanınızı siz daha genişletmiş, ben daha daraltmış olabilirim. Kendi elimle. Bir kimse haşa, tabiri caizse kesb, isteme alanını genişletebilir mi? El cevap genişletebilir. Bu noktada Cenab-ı Hak ona kendi kudretinden ve kuvvetinden ihsan eder mi? Evet.
hamd edenlere nimetlerimizi arttırırız. O zaman bunun bir kulda tecelliyat olması gerekir. Mesela Cenab-ı Hak, peygamberler dua ederlerken istedikleri bir şeyin iyi ve hayırlı olmasını ve istedikleri şeyin neticesinin de iyi ve hayırlı olmasını ve bu isteğinin de, burası çok önemli, isteğinin de iyi ve hayırlı olmasını söyler Cenab-ı Hak. Mesela Zekeriya Aleyhisselam'a çocuk vermesini, çocukla alakalı duaları söyler. Ardından onun duasını kabul ettiğini, kabul etme sebebinin onun iyi ve hayırlı bir kul olduğundan dolayı kabul ettiğini söyler. O zaman burada isteme söz konusu olurken, isteme tecelliyatı, istemenin bu noktadaki derecatı kulun yine kendisine aittir. Kul kendisindeki istediğini elde etme derecatı kulun Allah önünde Allah'a olan kulluğunun derecesine göredir. Kulun eğer derecesi Allah önünde yüksek ise çay bardağını önüne alacak kudreti yoksa o kimsenin, hani istiyor ama o çay bardağı o kimsenin önüne gelir. Sufiler böyle inanır. O kulun adım atacak hali yoktur. Güçten düşmüştür. Ama oraya muhakkak gitmesi gerekiyorsa Cenab-ı Hak onu yürütür. Gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Sufi bunu düşünür. O yüzden Sufi için güç yetirme sonu açıktır. Bu o Sufi'nin kendi kulluk derecesine göredir. Bir sohbette hatırladığım kadarıyla şöyle bir ibarede bulunmuştuk. Cenab-ı Hak ruhları yarattı. Ruhları yarattıktan sonra da meleklere dedi ki secde edin ona. Melekler de yaratılmış olan o ruhlara secde etti. Şöyle bir şerh düştüydüm, hatırıma geldi şimdi parantez içinde. Herkesin emrine verilen melek ordusu herkesin kapasitesine göre artar ve eksilir demiştim. Hatırladınız mı? Evet. Bu işte o kulun istemeyle alakalı meselede Cenab-ı Hakk'a karşı olan kulluk derecesine göre. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kulluk derecesi farklı. Kulluk derecesi farklı olduğu için ağaç mı benim yanıma gelsin, ben mi ağacın yanına gideyim diyor. O da diyor ki ağaç senin yanına gelsin, zor olan bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ağaca gel diyor. Ağaç yürüyor, yerinden geliyor. Önünde secde ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyor. Biz bunu Hazreti Peygamber'in mucizesi olarak kabul edip inanıyoruz. Doğru mu? El cevap doğru. Ama bir insanın buna isteyip de buna güç yetirmesi mümkün mü normalde? Değil. Ama Cenab-ı Hak onun isteğini yerine getiriyor. Aletsiz, edevatsız, kazmasız, küreksiz ağaç onun önüne gelip eğiliyor. Anladınız mı meseleyi? Mesele anlaşıldı değil mi? Evet. O zaman burada kulun Allah'a olan yakınlık derecesine göre
kulun kesb, isteme alanı da değişiyor. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevisinde diyor ki, isterken ölçülü iste. Bir saman çöpü dağı kaldırabilir mi? Bakın enteresan, burada bir metafor var. İsterken ölçülü iste. Bir saman çöpü bir dağı kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Saman çöpü kendine uygun olan şeyi isteyecek. Allah'a yakınsam Uludağ'ı havada görmek istiyorum dersen havada görürsün. Bu yakınlık derecene göre. O zaman Allah'a yakin olan bir kimsenin isteme kesp alanı ile kulluk noktasında Allah'a uzak olan bir kimsenin kesp isteme alanı aynı değil. Ve Allah'a uzak olan bir kimsenin Allah'ın kudret sıfatının onun üzerinden tecelliyatı ile Allah'a yakın bir kulun üzerinden kudret sıfatının tecelliyatı da aynı derecede değil. Mersin'de bir imam hutbede ateist olduğunu fakat mesleğini profesyonelce yaptığını söyledi. Bunun sakıncası var mıdır? Muhakkak var. Onun arkasında ateist olduğunu söyleyip de onun arkasında kılınan namaz, namaz olmadı. Ölmekten korkuyor musunuz? Neden korkayım ki? Hiç bugüne kadar ölmekten korkmadım. Bilmiyorum ölüm korkusu nasıl olur? Sohbetinizde ben bir soru sordum size. Bu insanın iradesi konusunda. Siz orada buyurdunuz ki insan yaratılışta Cenab-ı Allah ol dediği zaman o ezelde Rabbim ilim sıfatıyla insanın iradesinin işte mesela yani 50 yaşında benim bir irademin neye tecelli, irademin neyi tercih edeceğini bildiği için ezelde onu Cenab-ı Allah yarattı buyurdunuz. Şimdi orada Cenab-ı Allah'ın eğer yaratma gücü olmasa burada bu fiiliyat, hani biri insanın isteği, biri de Cenab-ı Allah'ın yaratma gücü. Eğer Cenab-ı Allah'ın yaratma gücü olmasa, o beni yarattığında, ol dediğinde bendeki o irade, nefisi Cenab-ı Allah yaratmamış olsa, o zaman bu fiili ben nasıl gerçekleştireceğim? O zaman bu fiil sadece Cenab-ı Allah'ın şeyinde, tasarrufunda olmuyor mu? Fiili yaratma Allah'ın tasarrufunda, zaten onu söylüyoruz sadece. Hani burada iki şey yaptınız ya. Ha, o isteme kula ait. Sessiz. Hocam ben şöyle düşündüm anlattığımda. Güç daha önceden insana belirlenen bir şey değil. O anki düşünceyle isteme üzerine o güç nail oluyor. Ben de şöyle düşündüm. Benim karşısına göre o güç bence bize daha önceden nail kılınıyor. Lakin daha hayat devam ederken o anda da o daha önceden verilmiş güç o anda da Allah tarafından tecelli ettiriliyor. Bunu da şöyle felsefelendirelim. Kaza ve kadere yolu. Kader en başta o gücün bize verilmesi, kaza da o gücün o anda tecelli etmesi gibi anladım ama. Ben bu noktada şu doğru demem hiç. Yok. Teşekkür ederim. Bu kadar yani kafa yorman dahi bu meselede sohbeti dinlediğinizi gösterir. Bu konuda bir kendinizce hani ne, think tank mı diyorlar? Think tank yapmışsınız. Harika bir şey yok. Bu noktada sıkıntı yok. Ama şunu unutmayın hiçbir zaman. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları her daim fail haldedir. Çalışır haldedir. O, bu benim kendimce, bizim yanılsamamız bu. Bir zandan ibaret. Hani o gücü bize daha önceden verdi, biz depoladık. Oradan, hazineden harcar gibi harcıyoruz. Bu bir yanılsama bizim. Bu benim için öyle yanılsama bu. Biz, mesela örneğin,
Uyuduğumuzda o güç niçin harekete geçirmiyor bizi? Madem ki o güç bizde depolu durdu. Güç düşünebiliyor musunuz? Her an harekete geçebilecek olan bir şey. Eğer güç bizim vücudumuzda depolu ise, uyku halinde, neden o güç harekete geçmiyor? Benimki de bu. Ruh bizden ayrıldığında vücut normal çalışma sistemine devam ediyor. Ama çalışma sistemine devam ederken en aşağı sistemde devam ediyor. Aşağı iniyor iyice. İhtiyacı kadar bir enerji harcıyor. Çok enerji olmuş olsa vücudun üzerinde ve bu depolanmış olsa biz uyku haline geçebilir miyiz? Kendi kendime ben de bunu düşünüyorum. Anlatabildim mi? O zaman kendimce şuna karar veriyorum. Fizik olarak bakarken. Demek ki diyorum bana ne lazım o esnada ve ne kadar lazım? Ve benim makuliyetim ne kadar? Fizik olarak bana onu veriyor. Benim makuliyetim ne kadarsa. Bu böyle şahadet alemi dedim ya, şahadet aleminin kuralları içerisinde yürüyor bu. Şahadet aleminin kendi içerisinde hukuku ve kuralları var. Bir kimse 70 yaşına geldiğinde 150 kiloyu kaldıramaz. Bu şahadet aleminin kendi içerisindeki fiziki kuralları. Biz bu fiziki kuralların içerisinde yaşıyoruz zaten. Ama bir kimse 70 yaşına geldiğinde 150 kiloyu da kaldırabilir. Bunu normalde fiziki güç yetiremez buna. Burada az önceki söyledim, Cenab-ı Hakk'a yakınlık gücü girmiş oluyor. O zaman bizim üzerimizde sadece mesela depolanmış olsaydı güç, biz gençlikte kenara koyar, 70 yaşında lazım olur derdik. Öyle değil mi? Mesela bir erkek cinsel gücünü, 25 yaşındaki cinsel gücünü depolasa, 100'den sonra kullanacağım dese, yok. Firavun rivayet edilir ki o gece kendisini ayaklarından tavana asar. Ve der ki ben Musa'nın Rabbisen, ben senin Musa'nın Rabbi olduğuna inandım. Beni Musa'nın önünde ve o inananların önünde rezil etme. Kıssa anlatılırken böyle anlatılır. Ve ertesi gün olduğunda Firavun çıkar Nil'e. Ey Nil! Geri dön der. Geri ak. Tabi buna sufiler farklı cepheden bakarlar bir de. Aslında der sufiler. Nil geri akmadı. Oradaki insanlar Nil'in geri aktığını zannettiler. Böyle bir böyle bir izolasyon oldu derler. Ya insanlar böyle gördüler onu derler. Sufiler. Aslında Nil geri akmadı derler.
Ve zaten Nil'in geri akmadığını da Hazreti Ömer Efendimiz sonradan tespit eder. Bir mektup gönderir. Oradaki Kıptiler her sene o günü Nil'in geri aktığını inanırlar. Ve Mısır valisi mektup yazar Hazreti Ömer Efendimiz'e. Böyle bir burada inanç var. O günde gelmek üzere yaklaştı. Ve Nil yine bunlara böyle görünürse biz burada inançla alakalı bir şey anlatamayacağız da. Hazreti Ömer Efendimiz bir mektup yazar. Ey Nil! Tarih boyunca nasıl aktıysan öyle ak, yoksa geliyorum der. Mektubu da Nil'e atın der. Mektup. Emir Nil'e. Ey Nil! Bugüne kadar nasıl aktıysan öyle ak. Bu kadar. Mektubu götürürler, Nil'e atarlar. O gündür, bugündür Kıptiler hala da beklermiş. Nil geri akacak diye. Şimdi burada kulun Allah'a yakınlığı var. O gece Musa da Cenab-ı Hakk'a yalvarmaz. Der ki, bakın burada duanın, isteğin tecelli etmesi için insanın yapması gerekenler var. Kulluk. Cenab-ı Hak o duayı kabul etmesi o kimsenin kulluğuyla alakalı. Allah bütün duaları kabul eder. Duayı tecelli ettirmesi. Duanın, istemenin tecelli etmesi o kimsenin Allah'a yakınlığı ile bağlantılıdır. Musa da aleyhisselam da o gece paso yatar. Der ki sen yattın. Musa aleyhisselam bakar ki Nil durdu. Koşa koşa Tur'a çıkar. Ya Rabbi der, bu ne hikmet? Der ki ya Musa sen yattın. Oysa Firavun der, kendini ayaklarından tersinden tavana astı. Ve sabaha kadar yalvardı. Beni insanların önünde rezil etme diye. Buradan şu da çıkıyor. Eğer siz istediğinizde samimi iseniz ve istediğinize sımsıkı sarıldıysanız Cenab-ı Hak sizin duanıza icabet eder. Ben bazen arkadaşlara derim ya, seviyorum diyorsun. Âlâ. Ben sevdim, eller aldı, yok diyorum ben. Neden? Sen gerçekten seviyorsan onu senden başka kimse koklayamaz. Yani şeyde cebriye olması için iki kuvvet olması gerekmez. Yani büyük güç küçük güce tahakküm altına alması gerekir ki cebriye olsun. Evet. Hayır, onun da küçük güç de yok. Yani Allah'tan başka güç ve kudret olmadığına göre hiçbir şeyde cebriye yok demektir o zaman. Evet. Yani bu hiçbir şeyde cebriye yok. Yok, yani biz insanın fiiliyatıyla alakalı bu. İnsan fiiliyatıyla alakalı. Bizim konuştuğumuz o bugün. Ben fiilin işlendiği anda Allah Teala gücü yaratıyor demiştiniz ya. Bunun Miraç'ta Resulullah Efendimiz'in kalemi hala yazarken gördüğümle bir değişiklik var mı? Yani? Var. Devamlı yazılıyor. Yazıp bozuyor devamlı. Kaçıncı beyt? 7 bölümdeyiz. Oo, bugün başlamayalım o zaman. El Fatiha ma selavat. Amin. Destur.